İrlanda bir zamanlar dünyanın en katolik ülkesi olarak bilinirdi. Ancak bu inançlı millet zamanla Tanrı'ya olan ilgisini kaybetti. Kilise binalarının terk edilmesine rağmen İrlanda'da yeni bir kilise yükseliyor. Betanya Kilisesi pastörü Valerian Jujri, bu ülke için dua ediyoruz ve oruç tutuyoruz. Tanrı'nın bu ülkede daha fazla insanın kurtulması için bir planı var açıklamasında bulundu. İrlanda'da hakim olan Hristiyanlık inancı şaşırtıcı bir hızla etkisini kaybetti. İrlanda'da 50 yaşın üzerindekiler herkesin kiliseye gittiği günleri hatırlayabilir. Günümüzde ise bazı bölgelerde neredeyse hiç kimse kiliseye gitmiyor. Bir liderin söylediği gibi Tanrı İrlandalılar için önemsiz hale geldi. Katolik kiliselerinde yaşanan bazı sıkıntılardan ve yanlış seçimlerden dolayı kilise toplum içindeki otoritesini kaybetti. İrlanda Evanjelik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pastör Nick Park, "Bu çok kültürel bir dindi. İrlandalı olmak ve Katolik olmak aynı anlama gelmekteydi," dedi. İrlanda Evanjelik Katolik girişiminden Paddy Monaghan, "Kibirliydik. Mücadele ettiğimiz eşcinsel evlilik ve kürtaj konuları bizleri azınlık kilise haline getirdi," açıklamasında bulundu. Kilise binalarının terk edilmesine rağmen İrlanda'da yeni bir kilise yükseliyor. Bugün ülkenin en büyük kilisesi Roman Pentekostal Kilisesi. Betanya Kilisesi cemaatinin bazı üyeleri iş bulmak için İrlanda'ya geldi. Bazıları hizmet etmek için gönderildiğinin farkında bile değildi. Betanya Kilisesi büyük bir iş yaparak 1500 kişinin ibadet edeceği ve 1,5 milyon dolara mal olan tesisi inşa ediyor. Betanya Kilisesi pastörü Valerian Jujji, "Bu ülke için dua ediyoruz ve oruç tutuyoruz. Tanrı'nın bu ülkede daha fazla insanın kurtulması için bir planı var. Çünkü Tanrı İrlanda'yı seviyor," açıklamasında bulundu. İrlanda'nın ikinci büyük kilisesi de Roman Pentekostal Kilisesi. İrlanda gibi ulusların Komünist Romanya'ya kutsal kitap gönderdiğini hatırlayan Jurji, "Kutsal kitap bu ülkeye geri döndü," dedi.